Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sanayi Bakanlığı'nın 2023 bütçesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 2018 yılından bu yana görevde olan Varank, sorduğum sorulara cevap vermiyor. Söylediğimiz her şeyi de çarpıtıyor, mecrasından çıkarıyor. Komisyon görüşmelerinde sorulara cevap vermeyen bakan, Ayşe tatile çıktı parolasıyla Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına adı zaferle yazılmış Kocaeli'mizin gururu bir ailenin mensubu Profesör Doktor Ayşe Ayata'ya okuldaki ilk derste bana ayrımcılık yaptı diye iftira atıyor. Siyaset sosyoloji dersi ODTÜ'de 3. sınıfta okutuluyor. Ayşe Hoca hayatında siyaset sosyoloji dersi vermemiş. Sayın Bakan, bu dersi okulun ilk gününde sen nasıl aldın? Her fırsatta yalana, iftiraya sarılan bu zihniyeti kınıyorum. Protesto ediyorum. Şimdi susma zamanı diyorum. Susuyorum ama sormaya devam ediyorum. Ne diyorsun? Ne hocam? Burada konuştuk. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş, İzmir İktisat Kongresi'ni toplamış, Cumhuriyeti kuran, bağımsızlık için siyasal zafer yetmez, ekonomik zafer de gerekir diyen, 4 yılda 30 fabrika açmış, bilimi, aklı, eğitimi ve bağımsızlığı hep ön planda tutmuş, dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakkı mürşit ilimdir, fendir diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü başka ne beklenir sizi? Anlamayanlar ne beklenir sizden?